Hocalı da var idi. Bizim Aksa Türkleri Karabağ'da. Hocalı faciasında 57 nefer de bizim Aksa Türk'ü orada şehit olup. Südümü sene halal iliyle eğer düşman güllesi senin göksünden değerse. Kalsan diyor gazi sen. Eğer diyor ölsen şehitsen. En azından e, yarısından çoğu gayetimiz. Hı hı. Şehit olurlar. Azerbaycanımızın bize verdiği o imtiyazlar Dövlətə hörmət bilir. Bizim də bir vətəndaş olaraq milliyətimizə naslı olmayaraq dövlətimizin qarşısında verəcək borclarımız var. Ali Baş Komandanımızın dövlətimizin yanında olduğunu irtəsi gün bəyan elədik ilk olaraq. Salam, hər vaxtınız xeyir. Əziz Media Posta izləyiciləri, bugünkü podkastımızın çox maraqlı bir qonağı var. Qonağımız Azərbaycanda yaşayan Axıska Türklərinin Vətən İqtisai Birliyinin sədri İsmail Rəhimovdur. Xoş gəlmisiniz İsmail. Vay. Xoş günlərdə görüşlək. Vallı da bu günlə çox xoş günlərdir. Nə gözəl bu günə təsadüf eləyirik. Elədir ki, var. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. İsmail bəy elə xoş günlər demişkən mövzuya belə giriş eləyək ki, Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın qələbə çalması, torpaqlarımızı geri ə, aldıq artıq və bunu Xısqa Türkləri necə qarşıladılar, necə hisslər keçirdilər? Bilirsiniz xanım, bu Azərbaycan torpaqları Cənab Allahu Taala'nın Azerbaycan'a verdiği bir paydır. Allah'ın verdiği payı hiç kimse alabilmezdi. He müvekkat olabilirdi. Ona göre elbette ki Akıska Türkleri olarak 44 günlük muharebe başlayanda ertesi günü biz Akıska Türklerini temsil eden 80 bin Akıska Türklerini vatan cemiyeti olarak Ali Baş devletimizin yanında olduğunu ertesi gün beyan ededik ilk olarak. Bu tesadüf değildi. Ona göre ki biz mükeddes Azerbaycanımızın bir parçasıyız. Vetendaşıyız. Azerbaycanımızın bize verdiği o imtiyazlar devlet olarak verir. Bizim de bir vatandaş olarak, milliyetinden asılı olmayarak devletimizin karşısında verecek borçlarımız var onlardan biri de eğer her zamanı devletin ve yanında olmazsa ne zaman yanında olacaksa felsefeye Hı. göre Hı. biz ilk olarak ilklerden olarak müracaat edildik. Ali Başkaman'dan 11 nefer 44 gün içerisinde şehit verdik. Şehitleri milliyet olmaz. Hamısı veten içindir. Ama Aksa Türkler'de de söhbet için ben demek Hı. zorundayım. Bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan adan rahmet, Kazilərimizə acil şifalar. Bütün Azərbaycan халqına da təbriklerimi çatdırıram. Təşəkkürlər. Ə e, İsmail bəy, Azərbaycanın bir çox bölgəsində Ağsaqaltürkəri yaşayır və eyni zamanda dünyanın e, bir çox yerlərində yaşayır. Əlaqələr necədir? Bilirsiniz, Azərbaycanda bir Xocalı da var idi. Bizim Ağsaqaltürkəri Qaraqabğad. Hocalı faciasında 57 neferde bizim Aksa e orada şehit olup soykırımına meruz kalıp. Ondan başka Karabağ'dan başka Azerbaycan'ın bütün rayonlarında aşağı yukarı yaşıyorlar. En çok meskunlaşan Saatlı, Savrabat, Kuba Kaçmaz, bir de ki Gören bu Şemkir bu, zorlardadır <laughs> ama her rayonunda var. Hı <laughs> 10 aile, 50 aile, 100 aile. Ümumilikte Azerbaycan'da 80 bine yakın Aksa Türk'ü yaşıyor biz e, cemiyetin sedri olarak İran'ız gibi bu muharebe zamanı e, rayon olmasın ki orada olmuyor. Ve devletimizin kaygısı başka bir de ki cemiyet olarak ve devletimizin yanında olduğumuzu ve devletimize rici desteği olmamızı bir daha tekrar edik. Ve çok şükürler olsun ki bizim Aksa Türkleri gözlediğimizin daha üstünde veter sevgisiyle muharebede iştirak edildiler. Ben bir hadiseyle danışacağım. Muharebe ki başladı. 3-4 günden sonra seferberlik yalan müvekkal, gisme, Güzel. seferberlik gelen ondan da ben saatli rayonundaydım. Orada bir ananın evladını eskeriye gönderende oğlum ben seni vetenini korumak için doğdum dedim. Büyüttüm. Südümü sene halal ile eğer düşman güllesi senin göksünden değerse. Galsan diyor gazi sen, eğer diyor ölsen, şehitsen. Seni diyor, südümü sene südümü diyor, eğer diyor e, düşman güllesi göksünden, silenden değmiş olsa e, halal edeceğim. Eğer küreğinden değmiş olsa, değmiş olsa diyor, indiden haram edeceğim onu bilesen. Birebir bir ananın evladı, eskeriye bire göndermesi, birisi bu veten sevgisinden, veten sevgisi onsuz da imandan gelir değiller de, veten sevgisinden başka bir şey diyor. Allah'a şükür olsun biz vetenimizi canımızdan daha çok sevdik. Veten için şehit vermek var mı? Elbette ki var. Hı hı. Dünyada analogu olmayan bir, e, analogu yoktur ki alınmış topraklar şehitsiz geri kaytarız. Biz de çok şükürler olsun başta Ali Başkomandanımız olmalı. Bütün Azerbaycan halkı milli mensubiyetinden asıl olmayarak hamı tek yumruh gibi bir yumruh gibi 44 gün içerisinde Azerbaycan'ın güdretini dünyaya gösterdik. Bu menfur adlarını çekmek istemiyorum. Onlar öz yerini taptılar. Mühendislerimizin demişken Paşinyan Aradası ne oldu da onun için çok şükürler olsun ki zefer bizimlendir. Hakkı bizim hakkımızydı. Bu hak yolunda bize en mükemmel şekilde rehberliği gelen prezidentimiz, muharebe vaktindeki hani başkomandanımız olarak bütün aksa Türkler adına teşekkürümü bildiririm ki bu benzer diirdi ki ben muharebenin saklamağını istiyorum. Ateşkes olsun bir de amacı var idi ki şehitlerimiz Yoluyorlar. az olsun. Şehitlerimiz az Tabii. olsun. Yani itkimiz az olsun. Tabii. Ona göre e, yoldaşlar dedi ki niye sak dedim kardeşim ne kadar az şehit olsa o kadar az gözyaşları olur. Tamam. O niyetle bunu tersler olsun ki Ermeniler tarihte hani hiçbir zaman tarihte netice çıkartma bir millet olur. İndi başa düşmediler onlar. Allah'ına şükür ki Rusya bir kabağa hmm. geldi de dedi ki saklayın bunu. Biz de niyetimizdeki sürh olsun. Hı hı. Ona göre sakladık. Yoksa ki 42 gün içerisinde 200 içi dene kendi alınırsa son bir günde şu alınandan sonra 71 dene kendi alındı. 3 günlük bir burada işimiz var. Idi. Hı hı. Bir otur Allah'ına ki eğer sen Allah'a inanırsan Daha sen ha, ki, ciddi. Ciddi. evet. Evet. Yani e, bu muharebe e, ateşkes kesildi. Ateşkes oldu. Şimdi Yenidən dedim ki, dövlətimiz, xalqımız uzun illərdən beri beklediğimiz, gözlediyimiz o günü ulaştıq, çatdıq. Həminün gözü aydın olsun. Həminlə birlik biz də sevinərik. Cənab Allah təala da da bir daha torpaqlarımıza düşmən ayağını taptatmasın. Amin. İsmail bey, xısqa türkləri Azərbaycan'da yaşaya-yaşaya öz adət-ənənələrini qorub saxlayıb bilirlərmi? Nə var sizə aid özəl? adet gelenelerden bizden bölüşebileceğiniz bir millet iki devlet bu yine bir deklarasyon doğrudan edadır. Bizim Ahıska Türklerinin en özelliği evde ancak ve ancak Ahıska Türk diyalektinde Bayramlarınız? Bayramlarımız birisi kısmet olmadı bu pandemi <laughs> alakalı olarak tedbirlerimiz vardı, eriyebilmedik. Bizim Akıska Türklerinde Novruz Bayramı olsun, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı olsun. Milli seviyede, her bütün bir, Azerbaycan'da bir. yaşayan Akıska Türkleri e, toplum olarak yığılırlar bir yerde, büyük bir bayram e, geçirirler. Ve orada e, güreşinden aldığı, milli gururumuz olan güreşimizden aldığı, reksler, her şeyi en güzel şekilde biz yaşatmışız. Hele hele Azerbaycan'da her şeyi yaşatmışız. Başka yerlerde belki de ki neyse itkimiz varsa bu milli folklordan, urf adetlerden ama Azerbaycan'da çok şükürler olsun bitirecek bir şeyimiz yok. Ee, tarih bağlamında aslında azdan çoktan tabii ki araştırarak okuyabilirim ama bir de sizden eşitmek istiyoruz. Şimdi böyle diyeyim de e, tarihe gidecek olsak ahıska Türklerinin menbeyi, menşeyi 2700 ile yedim çıkır. Kitabı Dede Gorgut'ta adı çekilen Aksaka Galası indiki bizim Akıska'nın yani A Gala menasındadır. Bizim Akıska'daki olan galamız e, hakkında danışılır. 2700 yıl onun bir tarihi var. Hı -hı. Benzileri birbiri. Özel biz Akıska Türkleri 2700 yıl bundan evvel o Akıska'ya birden gelen kimi yok? yirli aftafton millet kimi olarak biz orada e, olan milletler dedik. Türk dünyası bilirsiniz de, de alt aylardan al, üzü o evet. tarafta ne bileyim Yakutya'dan al da üzü bu tarafa İspanya'ya gider e, Türk toplumları halinde biz oranın yirli uh -huh. insanıyız. Tesbihler olsun ki e, tarih boyu birçok bir musibetlere maruz hmm. kalmışık, düşer olmuşuk. 1068. yılda Selçuk Sultanatlığı bizim Akıskar özüne birleştirir. Hı hı. Ve tesirler olsun ki 300 ile yakın bir zamandan sonra e, bizim e, Osmanlı'yla e, sefebiler arasında bir muharebe olur. O zaman Osmanlı'nın terkibine geçirdik biz. Osmanlı'nın terkibinde de biz min 829. ne kadar biz Osmanlı terkibinde hı hı. biz faaliyet gösteriyoruz. Yaşıyoruz. Osmanlı'nın sancağı olarak, 7. sancağı olarak biz yaşıyoruz orada. 1827-28. de Rus, Türk muharebesi zamanı Osmanlı mağlup olandan sonra her tezmanatı olarak Edirne Anlaşması'na göre 1829. yüzyılda bizim Akıska torpaklarının 5 tane rayonu adı gün Akıska, Aspinza, Akırkerek, Bogdanovka. 5 tane rayon verilir Çar Rusya'sının terkibine. Ve Çar Rusya'sının terkibinde Gürcistan'a yok. İndi arazi olarak Gürcistan'ın arazisinde yerleştirilen torpaklar. Ama o zaman Çar Rusya'sına verilmişti. Rusyası, Rusyası. Ve e, 1921. yılda yeniden Sovyet Rusyası'na verildi bizim o topraklar. Hı hı. Yani tarihte e, yani 2700 yıllık tarihi en kısa danışına bunu göre bundan kısa danışmak mümkün değil. 21. yılda bir Sovyet Rusyası terkibine verilenden sonra tespihler olsun ki e, o zaman e, indiki Gürcistan arasında olduğumuza göre Gürcistan erazileri terrazı tahrinde dik. Ve e, 1939. yıl ikinci işte dünya muharebesi başlıyor. <laughs> 41. yıl büyük vatan <laughs> muharebesinde bütün Aksa Türkleri de bir vatandaş gibi Sovyet hükümetinin vatandaşı gibi muharebe yaparlar. <laughs> Bizim Aksa Türklerine ele bir bu oldu. 17 yaşından 55 yaşına kadar hiç kimse kalmıyor. Bütün kişiler hapsa muharebe gönderilir. <laughs> en azından e, yarısından çoğu gayetimiz. Şehit olurlar. Ve tesevvür edin ki 44. yılda orada bizim Aksa Türklerini 7'den 70'e 110 binler artı bir Aksa Türklerin hamısını sürürler Orta Asya'ya, Kazakistan'a, Kırgızistan'a. Bu Stalin oldu. Stalin'in dövründe. 1944. yılda. Hı. 12 yıl kabinet rejimi terkibinde altında yaşamışık. 1956. yılda Kamindad rejimi bitenden sonra bizim Ahıska Türklerinin vetene dönmek yolunda milli harekatımız başlıyor. İndiki bu bizim veten cemiyeti o milli harekatın mirasını taşıyan bir cemiyettir. Ve 58. Yıl, 57-58. yıllarda ilk olarak Azerbaycan'a bizim Akıska Türkleri olan bir denizi geçecek o tarafı oradan veten yakındır. Azerbaycan'dan öz yurdumuzdur. Oradan Gürcistan'a gitmeye daha yakın olan niyetiyle Azerbaycan'a fena getirirler. Ve e, 76 yıl olacak sabah bir gün bizim vetenden sürüldüğümüz. Ve inanırım ki inanırım ki 77 demezden biz Akıska Türkleri vetenimize koşarız. Demek mi? Tarihte her şey olur. Belki de 2-3 ay bundan evvel Karabağ'a azat edeceğimiz kimsenin aklına gelmezdi. Ama Allah'a şükürler olsun ki bugün ufaktır. Kim bilir belki de sabah bir gün bizim aksanın da bekti açılacak ve terbite dönecek. Ve 1989. yıl Fergana faciası. Türk dünyasının kara lekelerinden biridir. Hı. O zaman Azerbaycan'a 100 bine yakın Akıska Türk'ü ekseriyetin kohumları burada olduğu için benim orada oraya gideceğim dedi ama ona bakmayarak devlet, millet seviyesinde her taraftan anguşunu açtı. Azerbaycan halkı bizim Akıska Türklerini kabul edildiler. Bakmayarak ki özünün bir milyona yakın vetenden sürgün düşmüş İrberistan'dan e, sürülmüş bizim soydaşlarımız bir milyona yakın özümüzün sürgünde olanlarımız var idi. Bir yüz bine yakın Aksika Türk'ünü Azerbaycan halkı kabul eledi. Devleti kabul eledi. Bunu yandan çıkartmak mümkün değil. Evvela yandan çıkartmak niyetimiz yoktur. Bunu eylese doğma kardeş kardeş yer. Onun için biz hem işe e, dürerekten teşekkürümüzü Azerbaycan devletine, halkına bildiririz. E, Yeri gelse bir de Azerbaycan için canımızı gözümüzü kırpmadan vermeye hazır olan bir toplumuk. Birinci e, Karabakh herbinde 86 şehit verdik. Bu herbde 11 nefer şehit verdik. Bu 44 gün içerisinde yeri gelse e, yüzlerine şehit vermeye biz olsun da hazır ve için. Çok şükürler olsun. Bir millet iki devlet felsefesiyle kucak kucağa, koyun koyuna yaşayırız. Allah'a şükürler olsun. Biri. Teşekkür ediyoruz. İsmail Bey çok sağ olun. Çok hoşuydu dinlemek bunları. En azından tarih hakkında malumatlı olmak. E, son olarak... <laughs> Son olarak bütün Azerbaycan gözümüz aydın olsun. Türk dünyası gözümüz aydın olsun. Bilirsiniz e, hanım, siz hanımların e, belediyekte Türk dünyasında yaranıştan vesifesi, işi gücü belli. Eve, ocağa sahip olmak. E, kişilerin de e, olan ana borcu vetele sahip olmak, veteni korumak. Biz neler çekirdik evde, eşikte O Qaraqayq azad olmayan günlərdə Allah təala onu heç kimsə yaşatmasın. Allah üçün çox şükürlər olsun ki də qarşıda da oturub bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycanın bir parçası kimi, rahat rahat bir kişi kimi oturmuşam deyirəm ki çox şükürlər olsun. Bilə. Çox sağ olun dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Bir də xatırlatmaq istəyirəm ki qonağımız Azərbaycanda yaşayan Axıxat Türkləri Vətən İctimai Birliyinin sədri İsmail Rəhməviyev. Sizə növbəti dəfə növbət podcastlarımızı dinləməyi və YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik. Təşəkkür edirəm.